Aşk neydi ki Mürselciğim? Evet. Neydi ki? Aşka Hüsrev Hatemi Hoca'nın sözleriyle kapağı çok da güzel bir dörtlük yazdı Hüsrev Bey. Aşk neydi ki bir hayaldi yahut düştü? Hüsrev dedi. Hocamız başlı başına aşktır yahu. Kendisi aşktır o adamı. Çok severim Hüsrev Hoca'yı. Üstadımız saygı sevgiler muhabbette. Şimdi Mürselciğim muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz. Buyurun. Benim tabii bu dergahın özelliği de o. Evet. Televizyon kanalına falan benzemez. Çok muhteşem bir enerjisi var. Enerji önemli zaten. Hayatta sanatı yaptıran da, müziği yaptıran da enerji. Aşkımız. Aynen. Şimdi seni ilk defa tanıyacak olanlar olacaktı. 45 yıla rağmen nasıl beni ilk defa tanıyorlarsa hala. Ben diyorum ki ya bu kadar iş yaptım. Dünyanın kataloglarına girdim. 5000 üstü konser verdim. Adımı da mı duymadınız diyorum bazen. Yani tık diye band kopuyor. Lan adımı bari duyun yani. 5 adamdan biriyim ya diyorum. Dünyada böyle bakıyorlar. Utanıyorlar da üzülüyorum. Ondan söylüyorum yani. Aha, yoksa evet. Bizim tevazumuzdan kimsenin şüphesi evet. Olmaz. Mürsel Işık kimdir? Mürsel Işık... Zor soru. Yani Mürsel Işık bir memur çocuğu olarak dünyaya geldi. Mürsel Işık Ankara, Konya, Diyarbakır, İstanbul... Oh. Bütün çocukluğu, Seyyah. Ergenliği, gençliği Türkiye topraklarını gezerek. Babadan dolayı. Babadan dolayı. Öğretmen babam, miydi bu? Babam emekli askerdi. Evet, helikopter tabii. Makinisti. Tabii. Şimdi oldu. Dolayısıyla ilkokulu bile üç ayrı yerde okuyup. Ay ne zorlanmışız. Zor ama o an için zor gelen şey yıllar sonra çok onun zenginliğini yaşıyorsunuz. Aynı, hem, bir sürü arkadaşın olmuştu. Hem öyle hem de şöyle. Farklı yörenin farklı insanlarını tanıma imkanı oluyor. Nereler mesela? İşte Ankara 6 yıl, Konya 6 yıl, Diyarbakır 6 yıl. Böyle bir Diyarbakır'da lise 1'den birden İstanbul Yeşilyurt Lisesi'ne gelip Yeşilköy Lisesi'nde okumak mesela. Yani hani böyle farklı kültürler, ben farklı coğrafyanın zenginliği. Aynen. Tabii ya, Diyarbakır'da bakıyorum... O dönemde, okuduğumuz dönemden birden Yeşilköy'e geliyorum. Yeşilköy'de lisede altında arabayla çocuklar okula geliyor. Bu onun kıyasını o an yapmaya çalışıyorsun işte. Nasıl bir kültür, nedir, ne değildir. Müthiş. Hani farklı coğrafya, farklı... Her şey farklı. Şey, dolayısıyla ama o sonradan bana zenginlik olarak tabii. Geldi. Dolayısıyla böyle bir hayat içerisinde devam ederken azbelkader İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlamayı kazandı. Çok güzel. 93-97'de okul bitti. 93 yıllarında elime ben gitarı alıp... Daha sonra. Tabii çok sonra. Keşke işte onun hep böyle hayıflanırım. Yani bir ailede birisi beni küçükken keşke yönlendirebilseydi. Ben bunu konservatuvarda okumak isterdim. Bir eğitim almak meselesi. İsterdim. Aynen. Aynen. Yani birisi dürtecek, bir amca olacak, bir dayı olacak. Kesinlikle. Ben şanslıyım o konuda. İstanbul'da doğdum. Evet, yedi göbekte. Evet. İstanbul Üsküdar. Salacaklıyım ya. Bütün abiler buradaydı. Emin Ongan, Üsküdar Müzikçi Cemiyeti. Profesör Antonio Domasici İstanbul. Önemli hocaydı falan. Yani İstanbul'da olmak. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Büyük şanstı. Yetenek, Allah'ın verdiği yeteneği de koyarsan. Aynen. Küçük yaşta. Babaanne piyano, belediye konservatuvarında hoca. Yani ama şuradaki piyano benim ilk konservatuvarım oldu. Onda öğrendim. Bach'ı, Mozart'ı, Dede Efendi'yi. Antik oldu artık. Piyanoluktan çıktı da. Yer kalmayınca büfe görevi görüyor. Yani tabii senin yani, bu gezmen, küçük yaşta seyyahlık. Ne burcusun? Aslan burcuyum ben. Yay burcu genelde çok gezer. Evet. Yükselenin yaydır senin. Kesin. Olabilir. Hiç aslında şeye girmedi. Hani burçlara ne değildir diye ama. Ferda'nınki yaymış. Çok. Seyyah. Yükseleni. Çok gezer. Çok enteresan. Babam şu anda da Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi. Tabii askeriyeden emekli olduktan sonra... Babanın ismi ne? Teoman Işık. Teoman Işık abinin ellerinden öpüyoruz. Eyvallah. Eğitime devam ettiği için. Biraz çok zorlanıyor üniversitede. 18 yaşında çocuklarla beraber ya şu an geliyor ama şu an o kendisini o kadar çok azimli ki bu tebrik konuda. Ediyorum. Ne öğrenmek istiyor, ne çalmak? Şimdi şöyle, babam enstrüman olarak bağlama özellikle tabii. Çok güzel tabii. Ya. Çok tanımak isterim. Tabii şu an inşallah. İnşallah. Çok çünkü babayı bir kere azminden dolayı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Helal olsun. Helal olsun. Teşekkür ederim. Bu kadar Türk ordusuna hizmet et, zor görevdir.
Ondan sonra yıllar sonra gelsen evet. Konservatuvara gir. Bravo baba. Benim yapamadığımı babam yaptı. Sen de yaparsın. İnşallah. Ya, düşünüyorum da. Ya, istiyorum da. Bu kesinlikle her şey. Bunun sonu yok. Eğitimin sonu yok. Yok. Aynen. Ve her şey istemekle alakalı. Kesinlikle. Kesinlikle. İşte bazen işte ya kader böyle oldu da olamadık. Ben buna inanmıyorum kardeşim. Tembelliğin lüzumu yok yani. Bir şeyi istiyorsanız onu isteyeceksin. Kimseye de çamur atmayacaksın. Aynen. Olmadı o öyle oldu. Ya olmazsa onu yaparsın. Dene yani, Allah sana yollar vermiş. O insanın kişinin kendi elinde. Ben istesem medyatik olurum biliyor musun? Sen de olursun. Hı hı. Ama biz dik duruyoruz. Asil duruyoruz. İlkelerimiz var. Değer yargılarımız var. Değer yargılarını bozarsan medyatik olmak çok kolay bizim tabii ülkemizde. Neyse. Tabii ki çok renkli geçmiştir çocukluğun. 93 yılında önce gitarla mı tanıştın? Evet, bu Washburn gitarı babam aldı. Hatırası var. Tünelde Lay Lay Long müzik. Aa, vardı. Serdar Bağcan. Aslan Can'ı da çok görürdüm benim orada. Benim sponsorum da o. Öyle. Serdar Bağcan'a selam olsun. Sülale olarak müthiş sanatçılardır hepsi. Ama Serdar Bağcan benim için özeldi. Bana özel gitar yapıyordu. Ama 2000 krizine yakalandı gün. Şanssızlık. Sene 93'tü o gitarı aldım ve yavaş yavaş dinlediğim müzikleri çalma gereğini hissettim. Üniversitede bahar şenliklerine çıkmaya başladık. Meşhur. İşte bahar şenliklerinde çalmaya başladık. İTÜ'nün bahar şenliklerinde Yeni Türk'ünden önce çıkardık, söylerdik. İşte Barış Manço, Cem Karacalar, Erkin Koraylar da başlaya derken ben edebiyata çok meraklıydım. Yani ben bir gün Kadıköy'de meşhur Akmar pasajı vardı. Evet, meşhur. Akmar pasajı. Hala var, gidelim arada. Akmar'ı dolaşırken Grili Çocuk isimli bir kitap gördüm. Baktım Grili Çocuk, Hüsrev Hatemi, şiirler. İlginç. Benim okumam lazım dedim ama tanımıyorum Hüsrev'i. Hüsrev Hatemi kimdir? Aldım Grili Çocuğu, okumaya başladım. Derken okuduğum şiirleri bestelemeye başladım, söylemeye başladım. Hatırlıyor musun ilk besteni? Grili Çocuk, evet. O kitapta. Biraz dokunur musun hatırlıyorsan? Oo, çok eskidi. Ben hatırlıyorum ama 16 yaşında yaptığım besteyi. Öyle mi? Bak hemen çıkmışsın. Bak şöyle küçücük dokunuyor. Dünyada enstrümantal sözlü savaşlar evet, tamam. Benim sözlü ve enstrümantal diye kategorilerim vardı. Hı-hı. Sözlü çok beste yaptım. Ama dediğim gibi ticari magazin kültürün içine girmedim. Bu 16 yaşında yaptınız. Evet. Dinleyelim abi. Bebek, kimi bebek,
güzel. Öyle güzel. Ben bunu hep çalarım. Yani dediğim gibi magazin kültürünün ve medyanın içinde olmayınca insanlar tanımıyor bunu. Mürsel'cim, bu senin için de geçerli. Mürsel'işin kardeşimle devam edeceğiz.